bir bilgi, sıcak bir bilgi. Trump bir açıklama yapmış yeni. Süreden çekilmek istiyorum. Konuyu savunma bakanıyla görüştüm demiş. Evet. Yeni bu. Yeni. Birkaç gün önceki. Şimdi daha yeni. Şu dakikalarda düşündüm. Zaten çekileceğiz diye söylemiş. Böyle siyasete girmiş yapalım. Şimdi aslında Trump bu açıklamayı yaptı. Tuhaf bir şey oldu. Savunma Bakanlığı, yani onların Pentagon dediği diye bildiğimiz kurumu ve Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüleri haberimiz yok dediler. Evet. Tuhaf. Tuhaf tabii, tuhaf ama Amerika başkanlık sisteminde bunlar olabilir yani. Yok, bir sözcü idareye hakim bir başkan şey olsa değerlendireceğiz bunu, evet. Açıklama yapacağız der, hiç bilmediğini söylemez. Ha, onların açıklama üzerinde duruyorsun. Ben Trump'ın açıklaması başkan oldu. Üstlenmediler, altına girmediler yani olayı. Evet, girmediler. Evet. Yani bu biz mutabık değiliz anlamı da çıkıyor. Geliyor buna. O anlama. Başka bir anlamı yok bunun. Şimdi haberimiz yok demeli. Bu konuyla ilgili ilk açıklamanızı okudum. Amerika beyaz bayrak çekti dediniz ama pek öyle dünyada öyle yorumlanmadı. Olmayacağını orta vadede, yani kısa vadede bir çekilme öngörmüyor kimse. Siz ise kısa vadede bir çekilme öngördünüz o değerlendirmede. Ben neden öngörüyorum? Çünkü Amerika'yı izliyorum. Bir kere Trump nasıl geldi? Dedi ki 17 trilyon doları biz Orta Doğu çöllerine gömdük. 17 trilyon dolar rakam da verdi. Ne kazandık dedi? Kaybettik. Çok büyük hatalar yaptık. Bak ekonomimizde büyük bir çıkmaza girdi. Yani o Trump zaten oralardan bir anlamda çekilme mesajları vererek geldi. Onun için şimdi herkes Trump'ı Amerikan medyasından öğreniyor. Amerikan medyasında o CFR falan filan Gladio'nun medyası Trump düşmanı. Ve hep Trump'ı böyle savaşçı bilmem ne falan gibi gösteriyor. Bizim medyamızda Trump'ı anlamadan o şekilde veriyor. Halbuki Trump bir Çin'i hedef alarak geldi. Ekonomide hedef alarak. İkincisi Almanya'yı ekonomide hedef alarak geldi. Yani Çin ve Almanya. Bir de İran. Ekonomiden söz ediyorum. Çin ve Almanya Amerika Birleşik Devletleri pazarlarına büyük ihracatta bulunuyorlar ve tabii bu Amerikan ekonomisi bundan zarar görüyor ve neoliberal sistemde bunun çözümü yok. Çünkü serbest pazar dediler, gümrükler olmayacak dediler, herkes herkese ihracatı yapabilir dediler ama burada korumacı siyasetlerle geldi Trump. Şimdi bakın ne oldu? Trump'ın korumacılığı Çin'i de korumacılığa yönlendirdi. Bu sefer Çin kendisi ne yaptı? Amerikan mallarına gümrükler koy. Xi Jinping'in küreselleşmeyi savunan, korumacılığa karşı çıkan tavrı da geçersiz hale gelmeye başladı. Bunlar çok çok ilginç. Sonra en son Aralık ayıydı değil mi? Güvenlik siyaset belgesi Trump'ın ilan edildi. Yani Aralık Ocak oralarda. O belgeyi Vatan Partisi dışında ve Aydınlık dışında kimse doğru yorumlayamadı. Ulusal Kanal, Vatan Partisi, Aydınlık. İşte o belge içinden böyle belli cümleler aldılar falan filan. Veya da Batı basınından okuduklarıyla yansıttılar. O belgenin en önemli özelliği, Semih Koray arkadaşımız da bugün veya dün yazmış. Onu Aydınlık'tan okudum. O da çok güzel yorumluyor. Nedir o belgenin önemli özelliği? Amerika yenildi. O belge böyle başlıyor. Biz diyor yenildik diyor ve her alanda yeniliyoruz ve çok büyük zararlara uğradık. Şimdi biz tekrar milli devletle, yani milliliğe sarılarak, Amerika'yı koruyarak, savunarak, başlıca ekonomide yeni bir dönem açıyoruz.